Yeni konumuz denklem çözme. Şimdi birinci derecelerin bir bilinmeyeni denklemler dediğimizde tanımı şu. A ve B gerçek sayılar olmak üzere AX artı B eşittir 0 ifadesine birinci dereceden, yani X'in üssünün 1 olmasından bahsediyoruz. Oldu mu? Denklemde de. Burada X bilinmeyendir, A ile B de katsayılardır denilir. Şimdi bir denklem sisteminin çözümüyle ilgili şu koşullar vardır. Eğer şu AX artı B eşittir 0'da X'in kat sayısı A 0 olursa X yok olur. Öyle değil mi? İşte X'in yok olmaması lazım. Bu çözüm kümesi 0 eşlediğimiz zaman B'yi öbür tarafa atıyoruz. Eksi B bölü A olur diyoruz çözüm kümesi. Peki çözüm kümesi tek elemanlıysa A 0, B eşit değil 0 olacak şeklinde olduğu durumlarda şöyle ayırırsak çözüm kümemiz boş küme olur. Çünkü X yok olur. B de 0 değilse bu ifadede 7 eşittir 0 gibi bir sayı olur. Çok da önemli değil aslında. Bu sorular üzerinde göreceğiz zaten. Boş küme olacaktır. Peki eğer A 0 ise B de 0 ise bunlar çakışıktır. Çakışık olduğu zaman sonsuz tanedir. Bu işte eğimlerle ilgili aslında ileride göreceğiz çocuklar. Sonsuz tane elemanı olur diyoruz. Önce gelin bir bilinmeyenle şu basit işlemlere bakalım. Biri ne yaparız? Öbür tarafa atmıyor muyuz? Ne olur? 12. Her iki tarafı 3'e böldüğümüz zaman x ne olur? 4 olur. Çözüm kümemiz şu şekilde 4 olur diyoruz. Burada işlerde ser çarpımı yapıyoruz. 2x eşittir 40. 2'ye böldüm. X eşittir 20. Çözüm kümemiz 20 eleman olarak gösteriyoruz. İşlerde ser çarpımı yapıyoruz. 7'nin paydasında 1 var. X artı 2 eşittir 21. Öbür tarafa atarsak X eşittir 19 olur diyoruz. Çözüm kümemiz. Yine işler dışlar çarpımı yapıyorum ve 3'ü dağıtıyorum burada. 3X X'i 3 artı 4 eşittir 2 çarpı 5'ten 10 olur. Burası artı 1. Öbür tarafa atarsak 9 oluyor. 3X 9 ise X ne olur? 3 olur diyoruz. Burada 1'i 4'ü öbür tarafa atıp burada da payda işliyorum. 3 ile 2. Buradan devam edeyim. 3x eksi 2x bölü 6 eşittir. 4 öbür tarafa x olarak geçti. Eksi 3. Burası x olur. İşler dışlar çarpımı yaparsam eksi 18 olur. Çözüm kümesi de. Basit halleriyle bunlar var. Evet. Şimdi buna bakalım. Burası 2x artı 7 eşittir. 5'i dağıtıyorum içeriye. 5x eksi 5. 2x öbür tarafa atıyorum. Eksi olarak geçiyor. 3x. Eksi 5 bu tarafa artı olarak geçti. 12. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. X eşittir 4 bulunur. Aynı şekliyle 3'ü içeri dağıtıyoruz. 6x artı 3 eksi 4. 2'yi dağıtıyorum buradan da. 6x eksi 2 artı x. Burası 6x eksi 1. Burası 7x eksi 2. Eksi 2'yi bu tarafa atıyorum. Artı olarak geçiyor 1. 6x de eksi olarak geçiyor. 7x'ten çıkarınca x kalıyor. X eşittir 1 elde edilir. Buna bakalım. Bu 12x. İşte buraya dikkat edin. Eksi 3'ü dağıtıyorum. İşaret değiştirecek. Eksi 9x eksi 15. Aman dikkat edin bunun eksi olduğuna. Sağ tarafta böyle. Burası 3x eksi 15. Burası 21 eksi 6x. 6x'i bu tarafa attım artı olarak geçti. Eksi 15 artı olarak geçti. 36 olur 21'in yanına. 9'a böldük. X eşittir 4 elde edilir. Bakın böyle bir soruda her tarafı payda eşitleyin dersem kaçta eşitlenir? 12'de değil mi? Her taraf 12 ile çarpalım mı? Burayı 12 ile çarparsam sadeleşir 3 olur. Öyle değil mi? 3 kalır. 3 ile çarpıyorum. 6x artı 3. Eksi 12x. Burayı 12 ile çarpınca 4 kalacaktır. 4 ile çarpıyorum. 4x artı 12 olur diyoruz. Oldu mu? Şimdi burası 3 eksi 6x eşittir. 4x artı 12. Sağ tarafta topluyorum. 10x. 12 bu tarafa eksi olarak geçti. Eksi 9. X eşittir. Eksi 9 bölü 10. Artık şıklarda nasıl olursa bu eksi 0,9 da olabilir diyoruz. Bak hemen 2 ile genişletirsem 8 eksi 6x eksiyi dağıtıyorum. Eksi x eksi 1 bölü
4 eşittir 14. Yukarısı 7 eksi 7x eşittir çarptığım zaman 56 olur. 7x'i sağ tarafa atıyorum. 56 bu tarafa eksi olarak geçiyor. Eksi 49. 7'ye böldük. X eksi 7 olur diyoruz. Şimdi 3 bölü 2'yi bu tarafa atıyorum. Eksi 2x bölü x artı 3'ü de öbür tarafa atıyorum. Burası paydaş diyoruz. 14. 2 çarpı 7 14. 3 çıkardık. 11 bölü 2 eşittir 2x bölü x artı 3. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 11x artı 33 eşittir 4x. Bu tarafa attım. 7x eşittir eksi 33. X eşittir eksi 33 bölü 7 olur diyoruz. Böyle bir soruyu gördüğünüz zaman pay ve paydayı virgülden kurtaracak genişletme yapın. Şöyle. Burası 4 eksi 3x bölü aşağısı 10x eksi 5 eşittir. Burası da 1 bölü 10. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 10x eksi 5 eşittir. 40 eksi 30x olur. Bu tarafa attım. 40x eşittir 45. X eşittir 40 bölü 45. 5'e böldüm. Sadeleştirdim. 8 bölü 9 olur cevabı. Denklemin kökü 20 ise bu ne demek? X gördüğümüz yere 20 yazıyoruz. A artı 0,5 çarpı 20 bölü 2 artı 0,2 çarpı 20 eşittir 2. A artı burası 10 olur bölü 0,2'yi 20 ile çarparsak 4, 2 de bu 6, 2 olur. A artı 10 eşittir 12, A eşittir 2 olur cevabı. Çözüm kümesi boş küme olduğuna göre, çözüm kümesi boş küme ise x'in katsayısı a artı 3 eşittir 0 olmalı. A eşittir eksi 3 olur ilk soru için. B'nin alamayacağı değer. Şimdi sabit sayımız burada a artı b boş küme olması için 0 olmaması gerekiyor. 0 olmaması gerekiyor. 0 olursa B'nin alamayacağı değerden bahsediyor. A'yı ne bulmuştuk? Eksi 3. Artı B eşit değil 0. B eşit değil 3. B ne olamaz? 3 olamaz diyoruz. Sonsuz elemanlı olduğuna göre tanımları hatırlayın. Sonsuz elemanlı olması için X'in katsayısı 0, sabit sayıda 0 olacak. O zaman şunların hepsini bir tarafa bir toparlayalım. Bakın bu tarafa attığım zaman AX artı 3X eksi 5x eksi 7 eksi 4 artı b eşittir 0. Şimdi burası a eksi 2 x olur. Eksi 11 artı b olur eşittir 0. Sonsuz elemanlı olduğuna göre x'in katsayısı da sabit sayıları 0'a eşitliyoruz. A eksi 2 eşittir 0'dan a eşittir 2. Eksi 11 artı b eşittir 0'dan b de 11 olur. A çarpı B 2 çarpı 11'den 22 olur cevap. Çözüm kümesi boş küme olduğuna göre A hangi değeri alamaz? Şimdi çözüm kümesinin boş kümesi olması için X'in katsayısının 0, sabit sayında 0'dan farklı olması gerekiyordu. Şunu bir düzenleyelim. 5X eksi 5 A artı 3X eşittir 8X artı A artı 6. Şimdi bu tarafa attığım zaman bu ikisi 8x yapıyor. Eksi 5a. 8x artı a artı 6. Zaten bunlar yok oldu. Bu tarafa attım. Eksi 6a eşittir 6'dan. A eşittir eksi 1 değeri aldığı zaman bu çözüm kümesi sonsuz tane elemanlı olacaktır. Bunun yerine hangisi değerini alamaz? Eksi 1 değerini alamaz diyoruz. Şimdi paydalar aynı olanları bir tarafa toplayalım. 5 bölü x artı 2 eksi 1 bölü x artı 2 eşittir 8. Burası 4 bölü x artı 2 eşittir 8. Hemen 4 ve 8 sadeleşir 2 olur. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 2x artı 4 eşittir 1.
2x eşittir eksi 3, buradan x eşittir eksi 3 bölü 2 olur değeri. Şimdi bu ifadeleri sol tarafa atıyorum. X artı 1, x eksi 2, x artı 3, eksi x artı 1, x artı 3 eşittir 0. Ortak parantez alıyorum. X artı 1 ve x artı 3'ler ortak bu ifadede. Burada x eksi 2 kalıyor, eksi 1 eşittir 0. Buradan 1 kalır dikkat ederseniz. Son hali x artı 1, x artı 3 ve x eksi 3 eşittir 0 ise her birini 0'a eşitliyoruz. X buradan eksi 1, x buradan eksi 3, x buradan artı 3 olur. Kökler toplamı eksi 1, artı 3 ve eksi 3'ten eksi 1 olur cevap. Bu iki kare farkıdır. X eksi 1, x artı 1. Yine x eksi 2, x artı 2. Aşağısı x artı 1 ve x eksi 2. Şimdi bunların köklerini tek tek bakalım. Sıfıra eşitlediğim zaman. Burası 1. Bunun kökü eksi 1. Bunun kökü 2. Bunun kökü eksi 2. Şimdi paydayı bu eksi 1 ve 2 ne yapıyor? Tanımsız yapıyor. Sıfır yapıyor. O zaman eksi 1 aşağıda olduğu için eksi 1 olamayacak ve 2 de olamayacak. Kökleri 1 ile eksi 2'dir diyoruz. Kökler çarpımı 1 çarpı eksi 2'den eksi 2 olur cevap.